Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oda turu çekiyorum. Çok istemiştiniz. Ben de çekeyim dedim. İlk olarak bir kapı görüyor karşınıza. Ve bir tabela geliyor. Tabelanın üstüne girmek yasaktır yazıyor. Ama biz gireceğiz. Buyurun. Evet, buradan şöyle diyelim futboldan geldim. Yorgun. Böyle yaptığım bir koltuk var. Bu koltuğu çok seviyorum. Bence kitap okumalık da olabilir aslında ama ben yatağımda kitap okuyorum nedense. Buraya da yerleşirim yakında kitap okurken. Burada bir tablo var. İlk yaptığım tablo, zaten iki tane tablo yaptım şu ana kadar. Bir de ablamın arkadaşıyla birlikte yapmıştık. Burada da Defne'nin sanat eseri var. Böyle daha kurumadan şey yapmaya çalışılmış. Hatta şu an bile denedim, böyle oluyor. Neyse, ben bununla çok ilgilenmeyeyim, daha kötü olabilir. Burada bir dolap var. Bu arada dolabın buralarını da boyamış Defne. Şuralı. Bunu Ecim boyamıştı büyük ihtimalle. Defne'nin boyu buraya yetişmez. Ah, hevesim bitti. Neyse, burada bir dediğim gibi dolap var. Bayağı büyük bir dolap. Burada gömlek hırka falan var. Burada da onun gibi şeyler var. Burada da en üst rafta formalarım var. Buralarda kıyafetini. Burada çoraplarım var. Şu futbol, eski futbol çorabım. Burada futbolların biraz atletlerim var. Neyse, burada da bir çalışmamız. Neydi lan bu isim? Masa tenisi var. Bu masa tenisini oynarken ortaya çekiyoruz ama şu an burada duruyor. Burada çalışma masam var ve bir ağaç var. Üstünde böyle değişik değişik küso yazıları falan var. Bir sürü. Bir, iki. Daha da vardır. Burada bilgisayarım var. Şöyle bir klavyesi var. Burada mouse'um var. Şöyle bir klavyesi var ışıkta. Açayım, göstereyim. Gördüğünüz gibi ışıklar yanıyor. Ekran çok pis. Ekrana bakmayın. Ekranı hiç temizlemedim ömrüm boyunca ama şuralar çok bakımlı. Orayı da hiç temizlemedim ama bakımlı kullanıyorum. Sonra. Burada neydi onun ismi? Burada Hasbro'dan gelen bir otobot var. Otobotun ismi Transformers'tan. Bumblebee. Karıştırdım yani. Bir de Optimus Prime var ama Optimus Prime'ın tişörtünü gönderdiler. Oyuncağını göndermediler. Burada iki tane Bumblebee figürü var. Burada da bir Batman figürü var. Küçük boy, bir de bu var. Yani o biraz enserengiz kasabadaki şeyi andırıyor ama ona çok benzemiyor açıkçası. Onda birkaç tane kafa vardı. Üç tane yok, daha fazla vardı. Şu bilgisayarı kapatayım. Yok, bir dakika. Bilgisayarımın şuradaki kapağı biraz konuyu değiştirme ama şuradaki kapağı çok güzel. Burada bir unicorn var. Unicorn yani. Bir ateş halkasından atlıyor. Üstüne unicorn yazıyor. Kuyruklarının biraz çıkıyor. Yani biraz görünüyor. Normalde daha fazla çizmiştim. Bunu kendim bir uygulamadan yaptım. İsmi Point bu uygulamanın. Burada da adam ooo yapıyor böyle. Şaşırıyor yani. Sonra burada bir ıvır zıvırların olduğu şey var. Bir tane ezik top var. Bir tane silikonlanmış top var. Değişik değişik dört mermileri falan var. Neyse. Burada bir sticker var. Bir sürü sticker'ım vardı. Bunun içinde şurada şarplerim var. Burada bant var. Bunları var. Burada şunun şeyine alındır bir şey var. Burada ıvır zıvır her şey var burada. Bu arada şurada defter. Şurada geri dönüşüm bölümü. Dosyayı geri dönüşüm bölümüne atmışlar. Burada kitaplar falan, defterler var. Sonra mouse var bir tane, dandik uydurup. Şurada bir dünya figürünün yarısı var. Neyse, bu kadar. Bir de şurada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Şu benim, bu ablam. Bu benim, bu ablam. Bu ben, bu babam. Burayı göstermeyelim. Tamam, hadi göstereyim. Bu annem, bu ben. Bu babam, bu ben. Hepsi benim ya. Bir tek şurada Ejim var. Burada Ejim okşertiyle gösterdim. Bugün yaptım hatta. Bu ne? Ha, bu şey, şunun içinden çıkmıştı. Kutuyu açarken böyle kilitlemişlerdi. Neyse, geçelim. Ah, çok uzaktım. Burada benim ağacım var. O Ejim'in ağacıydı. Benimki daha simetrik değil ama yani onunki daha simetrik ama benimki daha renkli bir şey oldu. Şurada bir ahşap figürümüz var. Bir ev figürü diyorum. Kafam figürleri gitti. Şurada bir ahşaptan ev var. Burada bir dal
Seka'da kulübümde çekildiğim bir fotoğraf var. Sonra burada bir saatim var ve hala çalışıyor. Kaç? Bir yıl oldu lan bu. Çalışıyor hala. Şurada anaokulundan beri kullandığım bir şey var. Şurada kalplerim var. Şurada Play-Doh şeyi var. Burada 4 tane Kral Şakir, bir Şu Acayip serisinden Şu Acayip Kuşlar, bir de 2 tane Levent var. Buralarda işte böyle helikopterim. Bu da Transformers'ın bir şeyi. Ama bunun parçalarını unuttum. Annem buna eskiden çok Transformers şeyi alıyordu. Hayranım hala. Yani hayrandım, hala hayranım. Burada benim, bu bir oyuncak kafası. Bu bir Lamborghini polis arabası ama çok güzel görünüyor. Burada bir mini kıpırımız var. Starmaster falan filan gözlük. Bu arada bir dakika. Asıl gözlük bunun içinde. Bunu da göstermesek olmaz değil mi? Asıl gözlüğümü gösteriyorum. Dınını, dınını. Bu da böyle bir gözlük. Durakmış. Salalala. Durakmış. Gala gecesinde bunu giymiştim. Takmıştım. Ya hala ağzıma geliyor, çok güzel şarkı ya. Evet, burada bir uzaktan kumandalı arabam var ama amortisörü yok, ama güzel görünüyor bence. Şunları, ha varmış. Amortisör önden varmış. Arkadan yok. Amortisör ne derseniz süspansiyon sistemi. Burada bir ayıcık var. Burada da şeylerim var. Neydi? Botlarım var ama ev botu bunlar. Hatta giyeceğim şimdi. Burası da boş bir raf. Şunları giyelim. Şurada bu arada bir okul çantası ve çöp var. Onları hiç göstermemeyim. Şurada kalorifer var. Kalorifer miydi? Kalorifer var. En sevdiğimiz. Ram. Tü 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 tü. One, two, three. Çok güzel bir yatağım var. Bu arada kılıfı yeni. Çok güzel duruyor bence. Burada iki tane şirin yastığımız var. Biri Spider-Man'li, biri de neydi? Şimşek McQueen'li bir şey. Çok şirin görünüyorlar bence. Gülesim geldi gördüğünüz gibi. Evet, biraz halılardan bahsedeceğim. Burada bir yine Şimşek McQueen'li bir halımız var. Burada da dandik bir halımız var. Burada da top var. Arasında oynuyorum işte böyle. Gidiyorum, vuruyorum. Çekiyorum, geri dönüyorum. İşte böyle şeyler var. Burada bir iki tane kitap var. Burada oyunlarımız var. Ama bazılarını oynamıyorum. Bunda bir joystick. PlayStation oyunları bu. 3 oyunları. Bu da PlayStation 3'ün kolu. Ama şurası biraz bozuk. Dandik. Burada dediğim gibi okul şantam var. İçinde bir sürü kitap var. Şunu çıkaracağım. Bu tüm dersler soru bankası. Şuraya koyabilirim. Çünkü yakın zamanda çalışacağımı düşünüyorum. Burada da bir ışığımız var. Şurada bir tablo var. Bu tablo için çok uğraştım. Ejin üstüne bir hu yazısı yaptı. Hüso yazıyordu. Babam da yazma dedi. Burada kurşun kalem, güneş yani doğuyor. Burada kurşun kalemle gölge yaptık. Böyle dalgalar falan şekilde. Gökyüzü. Gökyüzü benim eserim. Şurada da biraz yardım ettim. Güneş dedi. Ama şunları Ejin arkadaşım yine yaptı. Bunu 3 kişi yaptık. Ejin arkadaşım yine, Ejin, ben. Bu arada şunları göstermeyi unuttuk. Şu rafın en üstünde gördüğünüz gibi bir sürü şapka, Fenerbahçe şeyi, Fenerliyim bu arada. Bir de sünnet gününden kalan bir şapka ve neydi onun ismi? Sanal gerçeklik gözlüğü var. Böyle. Ve dediğim gibi tablo var. Bu kadar herhalde. Ne yapayım da? Dört tarafı çevrildi oda, yani daha ne beklediniz ki? Bu odada ilk olarak okuldan gelince ellerimi yıkıyorum, üstümü değiştiriyorum, yemeğimi yiyorum. Sonra da yatağıma yatıp telefonu alıyorum. Sonra telefona bakıyorum. Sonra babamla masa tenisi oynayıp onu tokatlıyorum. Bazen o beni yeniyor ama çoğunlukla o beni yeniyor. Evet. Ben onu hayatımda iki kez falan yendim. Bir kez iki kez falan yendim ama neyse. Ama adam yani beden eğitimi öğretmeni. Ben de iyi oynuyorum ama ne yapayım yani. Burada bir cam var ve perde var. Onu göstermenize gerek var herhalde. Var. Savaş. Şurada prizma var. Dolabın üstünde. Orada bir... Hah ya. Orada kim oraya koydu? Arkadaşlar burada ben bir ahşap boyama sanatı yapmıştım. Şimdi hemen göstereceğim. Hüso yazıyor. Aslında Ü yoktu. O yüzden bu aldım. Bunları ne yapacağım diye sorarsanız... Ya ben odamı boyayacaktım. Duvar kalmıyor ya.
Bunları asacağım da ben odamı boyayacağım yarın, ne yapacağım? Ben odamı sprey boyalarla yarın boyayacağım, videosunu da çekeceğim zaten. Maske falan takacağım, güvenlik önlemleri alacağım. Bunu oraya böyle Husso yazacak şekilde, yani Husso yazacak şekilde çimileyeceğiz mi? Çift taraflı mantı değil de çimileriz büyük ihtimalle. Arkadaşlar ben odamı tanıttım, benden bu kadar. Bence güzel bir odam var. Yeni eve taşındığımızdan beri odam biraz daha büyümüştü. Sonra annemin odasına geçmek istedim çünkü ben odam boyayacaktım, orada duvar yoktu. Annem sağ olsun beni kırmadı ve kendi odasını benim odam yaptı. Ama onun eşyaları benimkinden az olduğu için küçük bir odaya sığabildi. Ben ama sığdıramazdım bu eşyaları. Aslında sığdırmıştım ama yani yürüyecek yer kalmamıştı diyebilirim. Ve masa tenisi alınca tabii öyle yer kalmamıştı. Neyse, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.